Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Ben Cengiz Usta. Bugün yine yeni bir yayınla karşınızdayız. Usta TV'nin ikinci programında değerli bir ustayı ağırladık. Kendisi kemençe ustası, kemençe üstadı, değerli Barış Özcan Usta aramızda bugün. Kendisini kısaca tanıyacağız. Daha öncesinde ben şöyle bahsedeyim. Kendisi bir kemençe hayranı, kemençe sevdalısı, kemençe gönüllüsü, kemençe dostu diyelim. Kemençeyi bu kadar seven insanı ilk defa görüyorum. Gerçekten kemençe aşığı diyorum kendisini. Öyle tanımlıyorum. Bir insan bu kadar genç enstrümana aşık olur. Yenge Hanım kıskanmıyorum. Estağfurullah. Hoş geldin. Onu yere başlar Cengiz. Hoş geldin diyerek sözü Barış abimize verelim. Kısaca seni dostlarımıza tanıştıralım. Usta TV izleyen, takip eden dostlara senden kısaca öğrensinler. Barış Özcan kimdir acaba? Evet, sevgili Cengiz Erdoğan, yine gerçekten teşekkür ediyorum. Cengiz Usta'nın orada olmak, bir de özellikle yeni açılan bir kanalımız var. Buradan da tebrik ediyorum. Usta TV, Usta TV yardımcısına, yöneticisine ve rejideki tüm canlara buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten Usta TV'de var olacaktır inşallah. İnşallah Cengiz Erdoğan. Gerçekten gurur duydum. Gerçekten keyif alıyorum ben. Cengiz Usta dediğin zaman bir de üstelik Usta TV. Usta TV ne demek? Çok güzel, gurur verici. Ustalara yakışır. Sizin gibi ustalara yakışır. Estağfurullah. Onun için gerçekten çok mutluyum. Bir kez daha takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum Cengiz Erdoğan'a. Tabii ki burada Filiz Erdoğan kardeşimin de emeğe, yüreğe var. Ona da buradan selam, sevgilerimizi gönderiyoruz. İlk programımız Filiz Erdoğan'la olmuştu. Evet, ilk programımız Filiz Erdoğan'la olmuştu. İkinci programında da Cengiz Erdoğan, Barış Özcan'ı ağırlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Barış Özcan Sivas İmranlı, Mustolar köyünde, eski isim Mustolar, yeni isim Dağyurdu. Bir Mustolu olarak, bir Dağyurtlu olarak gerçekten gurur duyuyorum. Ben dediğim gibi çok küçük yaşta bizim üstadlarımız vardı. O zaman Hacı Yılan, bizim Gazi Koç, İbrahim Tayroğlu, gerçekten ölenlere rahmet. Sağ kalanlara da, şu anda hayatta yaşayanlara da uzun ömürler diliyorum. Ben ilk kemençemi Hacı Yılan'dan almıştım. Değerli ustalara da minnetle anıyoruz. Evet. Ölenlere de rahmet diliyorum. Gerçekten çok iyi ustalarımız vardı. Ah keşke biraz daha yaşamış olsalardı. Onlardan biraz daha bir şeyler daha öğrenmem gerektiğine inanıyorum. Nur içinde yatsınlar. Kalanlara uzun ömürler diliyorum. Onun için tekrar Cengiz Erdoğan'a, Usta TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Bugün buradayız. Naçizane bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım ne yapabiliriz bilmiyorum ama Usta TV'yi sevdim, beğendim. Bir de izleyici kitlesi de yavaş yavaş oluyor Cengiz Erdoğan. Bayağı var. Yani bayağı var. Yurt dışında takip edenlerim var. İnşallah bir gün normal kanal olma fırsatı da buluruz. İnşallah. Ortamında yayınımızı yapıyoruz. İnşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımızın kanal olabilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Tek başına Cengiz Usta'nın gücü bu kadar. Barış Özcan Usta'nın bizim yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Tabii ki sizlerin takdiri ve desteğiyle kanalımız büyüyecektir. Tam böyle halka yaraşır, usta bir kanal olarak gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Bugün desteğinden dolayı kanalımıza, Barış abimize teşekkür ediyorum. Size kendisini pek çoğunuz tanıyor internet üzerinde. Yöremizin değerli bir üstadıdır. Yöremizin dışında dünya çapında tanınıyor. Siz de bilmiyorsunuz ama ben bunun farkındayım. Çünkü her arayan, telefon eden Barış Özcan'a nasıl ulaşabiliriz diye beni arıyorlar internet üzerinde. Almanya'dan arayanlar var. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde gurbetçilerimiz arıyor. Hatta takipçisi yabancılar. Amerika'dan arayan, yani Türk olmayan yabancılar arıyorlar. Çaldığı kemençeyi merak ediyorlar. Sesi güzel diyorlar. Program Amerika'dan bir beyefendi, müzisyen kendisi, Barış abicim. Kültürünüz çok güzel diye bana mesaj atıyor. Kemençeyle ara sıra müzik yapıp internet attığımız videoları takip ediyorlar. Çok güzel kültürünüz var. Kemençeniz güzel, ses güzel diyor. Yani dünya çapında tanınan bir usta. Bugün kemençesiyle de sizler artık takdirinize sunuyoruz.
İnşallah beğeneceksiniz diye ümit ediyoruz. Beni Cengiz Erdoğan o kadar güzel anlattın ki çok çok teşekkür ediyorum. Beni mahcup etme lütfen. Naçizane bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi İbrahim Tahiroğlu, Hacı Yılan ve bir de bizim yan çevre köyümüz Nuri Yıldızay rahmet olsun. Onlardan feyiz almışımdır. Gerçekten dediğim gibi keşke yaşamış olsalardı. Onlardan çok çok daha çok şeyler öğrenmiş olurdum ama buna da şükür diyorum. Naçizane bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve Cengiz Erdoğan Barış Özcan'ı YouTube'dur, Face'tir, işte dünyaya tanıtan, yazan, çizen bir adamdır, bir kardeşimizdir. Evet, gerçekten senin güzelliğinle olan. Estağfurullah. Gerçekten ayrıca çok çok teşekkür ediyorum Cengiz Erdoğan. Burada tabii biz bir grup kurmuştuk. O grubumuz olmadı, yürümedi. Bütün canlara da buradan selamlarımı gönderiyorum. Ali Atasoy'a, Bektaş Yıldız kardeşime, aramızda yok ama onlar da gönlümüzdelerdir. Onlara da gönderelim. Tuncay Gündoğdu var, o da bir canımız. Tuncay Gündoğdu. Tüm sevenlerimize selam. Tüm sevenlerimize. Burada bir parantez içinde de Mehmet Kundak hocama da selamlarımı gönderiyorum. Buradan da gelir evet, mi acaba konuşsak, davet etsek burada. Eder. Yani edersen mutlaka Mehmet hocam duyarlıdır. Gelir mutlaka. Beraber de gelebiliriz. Hiç yorulmam. Zevk duyarım. Bağlama hocası, eğitmeni, aynı zamanda güzel besteleri de var. Bağlaması da kendisi de güzel bir usta. Evet. İnşallah onu da aramızda görmek evet. isteriz. Evet. Aynen. Onun için Cengiz Erdoğan tekrar Cengiz Usta'ya, Usta TV'ye çok çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan keyif alıyorum, mutluyum gerçekten. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne çalıp söyleyeceğiz. Şimdi kemençe dilersen Barış abicim söz verelim. Biraz da kemençe konuşsun. Onun da bir derdi vardı, anlatacakları vardı. Mutlaka. Biraz da kemençeye söz verelim. Mutlaka, evet. Evet Cengiz'im, peki. Mutlaka. Evet, kemençemiz bize küsmesin. Buradan sevgili Cengiz Erdoğan çok çok özür diliyorum, araya girdim. Ve buradan Hasan Taşlanen'e de Taş denen yeğenime de çok selamlarımı gönderiyorum. Yakın zamanda annesini kaybetti. Onun da tüm Taş denen ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hasan Taş denen seni de çok çok öpüyorum. Thank you.
sanımla. Sana benzemeyen gün olmaz olsun. Gün olmaz olsun. Sana benzemeyen gün olmaz olsun. Gün olmaz olsun. Yıldaki bayram gözüme görün. Hasret beni gördün. Varsın sensiz geçen gün olmaz olsun. Varsın sensiz geçen yıl olmaz olsun. Yıl olmaz olsun. Eller senin gibi yar olmaz olsun. Yar olmaz olsun. Senin gibi yar olmaz olsun. Yar olmaz olsun. Etin bulduranı dede müfteday.
geçti emradın yarına kadar. Hep de için yakın bir olmaz olsun. Oh,
açtı yara ceylan gözüm. Bekliyorum elimde derap zavram ceylan gözüm. Muradıma gelmedim aşka. Karşı bağda ceylan gözlüm. Seni gördüm boynu bükük, genç yaşımdan ömrü sökük. Gözü yaşlı perçem dökük, zülfün dara ceylan gözlüm. Zülfün dara ceylan gözlüm. Aşamadım yollar seni.
yaşamadım yollar seni, ayrılığım zalim bedel, ümmetine yollar seni. Yollar seni, yollar seni, yaşamadım yollar seni, ayrılığım zalim bedel. Afgan dilber senin elinden, hasretin bağrımı ezdi eziyor, ezdi eziyor, ezdi eziyor, ezdi eziyor. Tatlı dilimden firkatin bağrımı ezdi eziyor, ezdi eziyor, ezdi eziyor. Ölüm vurdulayım tatlı dilimden firkatin bağrımı ezdi eziyor. Ezdi gece gündüz durma.
çek şerbet, ezdi ezdiyor, ezdi ezdiyor, süzdü süzdüyor. Derdi kedi
Hançer elamında sevke Ardini can ete kevi Ardini can ete kevi Hançer elamında sevke Ardini can ete kevi Ardini can ete kevi Nefesine sağlık. Epeyce yorduk. Birazdan metronumu arttıracağız. Daha güzel. Karadeniz'e gideceğiz. Erzincan'a gideceğiz. Kekit Vadisi'ni dolanacağız. Seni biraz dinlendirelim. Sohbet edelim bu arada. Tabii. Çok yorduk. Şöyle tekrardan kemençeye dönelim. Kemençe İmranlı yöresine ne işi var diye soracak olurlar. Hep soruyorlar. Karadenizler tutturmuş kemençe bizim. Siz güzel okuyamıyorsunuz, güzel yapamıyorsunuz. Şöyle bir açıklama yaparak sözü Barış abime vereceğim. Estağfurullah. Daha önce böyle çalıp söyledik kendimizce, kendi ağzımızca. Dilimiz döndüğü kadar, elimiz döndüğü kadar kemençe ile ilgili. Ya biz de buna sevdalıyız, gönüllüyüz. Bizim yörede kemençenin aldığı şekil, aldığı avaz bu şekilde. Yani yöreye uygun dönüşmüş kemençe. Biz bu tarzda hoşlanıyoruz. Karadenizli bizden dinlediği zaman ona garipsenebilir. Bize teşekkür etmeniz lazım. İşte kemençeye sahip çıkmışız. Bizler de seviyoruz. Eleştiride bulunuyorlar da. Biz de o eleştiriye açıklık getirelim. Kemençeyi biz de seviyoruz. Bizim yöreye hitap ettiği için biz kendi türkülerimizle bu şekilde yürüyoruz. Yani bir Karadeniz'in usulü farklı olabilir. Fakat bizim yörede de böyle seviliyor. Barış abim söz sende. Biraz da sen kemençeyi yap. Şimdi sevgili Cengiz Erdoğan gerçekten çok güzel yere değindin. Bunu ben bir Karadenizli arkadaşım, çok sevdiğim, çok güzel, iyi bir dostum. Buradan da selam olsun. Dedim ki ya sevgili Can, ben evet kemençe ama Sivas Kerkük yöresi ve işte Suşehri, Karahisar, İmranlı. İmranlı, Karahisar. Bizim kemençelerimiz bu ebat olarak, yani Karadeniz kemençesinde çok çok farklı. Ebatı farklı, sesi, tınısı ve sesi de farklı. Ama kemençe Karadeniz, tabii ki Karadeniz canları tenzih ediyorum. Onların da çok güzel mesela horon havaları vardır, güzel sesleri vardır. Dedim ki ya sevgili abim ben keşke yani Karadeniz kemençesi çalabilsem. Dedi ki buradan selam olsun. Sakın dedi bozma, sakın bir şey öğrenmeye çalışma. Bu tarzın, bu çaldığın, bu gerçekten çok kulağa hoş gelen bir şey. Kulağa hoş geliyor. Farklı bir tını, farklı bir ses. Sen dedi doğru yoldan şaşma dedi. Sen doğru yolu bulmuşsun dedi. Ama özellikle dedim ki Karadeniz işte horondur, işte ne bileyim başka oyun havalarında keşke dedim Karadeniz gibi çalsam. Sen dedi bu yoldan devam et. Hiç bozma. Buradan da selam olsun. Tabii ki Karadenizli canlarımıza buradan selam olsun. Bu enstrüman. Yani Sivas, Karadeniz der ki yani işte Karadeniz, Sivas ne alaka, Sivaslar hep saz çalar. Kaval çalar, ne bileyim bağlama çalar ama ben de kemençe hastasıyım. Kemençe sesini duyduğum zaman gerçekten keyif alıyorum, feyiz alıyorum Cengiz Erdoğan. Onun için seviyoruz kemençe. Evet, onun için Karadenizli kardeşlerimden özür dileyerek tabii bu da bizim Sivas, Kelkit yöresi, Suşehri, Koçgiri diyelim. Koçgiri bölgesinde altlarımızda, oyun havalarımızda, deyişlerimizde. Düğünlerde, derneklerde, bayramlarda, seyranlarda kemençeye yer vermişler. Daha önce bir dönem hep kemençeyle düğünler yapılmış, halaylar çekilmiş. Aynen. Bizim yöre de sevmiş yani kemençeyi. Bizde daha önce davul zurna kültürü vardı. Evet. Fakat kemençe bize gelince biz de benimsedik, kabullendik. Daha sonra da Barış abin gibi değerli eski üstadlar bunu sözlerle dile getirmişler. Yani türkülerle, ağıtlarla, kemençelerle yapılan ağıtlar var mesela. Daha önce okumuştuk birkaç eser. Evet, ağıt olarak Kürtçe. Kemençeyi bizim bölge benimsiyor, kabulleniyor, seviyor. Sesi de uygun bizim yörenin avazına. Kemençeyle müzik yapıldığı zaman işte dinlediğiniz gibi böyle güzel melodiler, müzikler çıkıyor ortaya. Yani dediğim gibi ebat farklı olduğu için Cengiz Erdoğan sen de bilirsin ki çünkü bakın sevgili canlar arkamızda bir sürü kemençe yapılmış. Bu da Cengiz Erdoğan yapmıştır. Ben Sivaslı ustayım ama bir sürü kemençe yaptım. Evet, yani Sivaslı... Kemençeyi seviyoruz. Sivaslı usta, kemençe ne alaka denilebilir ama gerçekten bir ara yok satıyordu. Şimdi işte pandemidir, hastalıktır. Onun için kimse
fazla dışarıya çıkmadığı için kemençelerimiz hazır. Alacakları canları bekliyoruz. Onun için bizim yörede lafı unutma Barış abi. Barış Özcan sayesinde kemençe yeniden bir doğuş yaptı, yeniden bir çıkış yaptı. Herkes daha da bir kemençe hayranı olmaya başladı. Sen çalıp söylüyorsun ya. Evet. Senin sayende evet. Açıkçası çok kemençe sattın yani. Ne güzel, ne mutlu bana. Yeni gençler işte kemençeyi yeni tanıyor. Sanki bizim yörede yeni varmış gibi. Bundan 40 sene önce kemençe vardı. Yani büyüklerimiz çalıyordu. Vardı. Sonra yeni nesil işte bir kuşak arada bırakınca unutuldu gitti. Sanki yeni almış gibi. Halbuki daha öncesinden vardı. İşte biz de çaba sarf ediyoruz. Ben kemençe yapıp duvara asarak da yeni genç nesile, yeni kuşağa örnek olsun. Kemençe yok olmasın. O ezgiler bizim yörede çalındığı gibi biz düz halayı kemençeyle çalarız. Horon halayı, dik halayı deriz. Onu kemençeyle dile getiririz. İşte yeni nesil bunu öğrensin. İnşallah Barış abi senin izinden gidecek. Estağfurullah. Çok genç nesil olacak. Seni İnşallah. Hak verecekler. Kemençeyi var edeceğiz. İnşallah Cengiz Erdoğan gerçekten dediğim gibi bizim gençler mesela yolda yürüyorum ya diyor ki ya Cengiz Erdoğan burada o kemençeci amca kemençeci abi deyince ben mutlu oluyorum gurur duyuyorum hani ben kendimi övmüyorum hani biz çalmaya çalışıyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama gerçekten gençlerin kemençeye eğilmesini kemençeyi sevmeyi çok hoşuma gidiyor sevsinler çalsınlar güzel bir enstrümandır. Sesi, tınısı ayrı bir renk katıyor. Hiç bilmeseniz bile bu evde bir köşede, şark köşesinde, duvarda asılı olması bile bir güzelliktir aslında. Evet. Bizler baktıkça haz alıyoruz değil mi? Hele evet. Bizim evlerimizde çokça Barış abi de epeyce kemençe var da ben de usta olduğum için. Estağfurullah. Yani duvarda olması, evde olması yani ailenin aslında bir ferdi oldu kemençe. Evet, aynen, aynen. Bağlama da öyle. Her evde bir bağlama vardır Sivaslı'da. Hangi eve giderseniz gidin mutlaka duvarda bir bağlama vardır. Saz asılır, evet. Ama şimdi kemençe de yansıdı. Kemençe de yerini aldı. İnşallah da devam edecek. Dediğim gibi İbrahim Tayroğlu, Gazi Koç, bizim dediğim Hacı Yılan, onların hatıraları evimde duruyor. Hatta Cengiz Erdoğan'ın da vardır orada. Cengiz Erdoğan'ın yaptığı Tuncay Gündoğdu'ya. Tuncay Gündoğdu bir de jack takmıştı. Dedi ki, Barış hocam sen bunu dedi, sahnelerde çalmak için bana sazını bıraktı. Şu anda evde bir köşede duruyor burada. Tuncay Gündoğdu'ya da Hasan Işık'a çok selam saygılarımı gönderiyorum. Öpüyorum sizi. Şimdi bir Karadeniz'e gidelim mi Cengiz Erdoğan? Gidelim bakalım. Yani, sevgili Karadenizler bizi bağışlayın. Sizin kadar olmasak. Bağışlayın lütfen. Aynen. Sonra da Erzincan Düzü'ne gideceğiz. Bizim yöremizin sevilen Erzincan Düz halayı. Şöyle su şehri, işte Kerkit Vadisi'nde çokça... Erzincan. Üç ayak halayı da derler. Bizim oranın düz halayıdır. Çok meşhurdur aslında. Bakalım bu halayımız nasıl sizi oynatacak mı yerinde. Evet. Önce bir Karadeniz'e gidelim. Karadeniz'e Giresun'a gidelim. Olur mu canım? Evet. Açılış senden mi benden mi? Ben de bir açılış Buyurun, peki. Bazen. Thank you.
içinde neşe fındık bahças. Giresun'un içinde neşe fındık bahças. Vurdular fethiden yere düştü bohças. Yere düştü bohças. Vurdular fethiden yere düştü bohças. Yere düştü bohças. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Ne edelim geriden, düşürdüler tuzağa. Düşürdüler tuzağa. Ne ederdimse bulur, düşürdüler tuzağa. Düşürdüler tuzağa. Mezzet
sakın ne buna kanda kırcık ezdirgirtim. Havar kümüm drejnabım, havar kümüm drejnabım, zerre zerre mezgurabım. Kemençe'ye çok teşekkür ediyorum, sana teşekkür ediyorum. Bugün programımıza renk kattın Barış abiciğim. Ayağına sağlık. Değişik bir tarz oldu, kemençeyle, bağlamayla birleştik. Tahran müzik böyle anlam kazandı, daha güçlü oldu. Yüreğimizin sesleri işte. Ben İmranlı bağlama ustası, Barış abim kemençe ustası. İkisi bir araya geldi, daha da güzel oldu. Tabii seni böyle bırakmıyoruz. Bir de sözünü alalım, bir dahaki program yine bize vakit ayır inşallah. Tabii ki Cengiz'in sadece hani bir çocuğa bir şeker verirsin ağzı tatlanıp da ondan sonra hiç ne arıyor ne soruyor gibi yapmayacağız. Ne zaman müsait olursak, ne zaman çağırırsan Cengiz'im seve seve desteğin için ayrıca teşekkür ederim. Seve seve estağfurullah bu kanala destek verelim. Bu kanalı gerçekten yaşatalım, devam ettirelim. Bütün canları bekliyoruz, bütün güzel insanları bekliyoruz. Çok cevherlerimiz var. Tabii ki onlar da seyirci kalmayacaklarını düşünüyorum inşallah. Sırada Cenan Erice, yine Sivas şarkışla beste ve söz yazarı bağlamasıyla, kemanesiyle, zurnasıyla, o da güzel bir yetenekli arkadaşımız. Buradan da selam olsun. Selam olsun. Yarın herhalde ona bir programımızın konuğu birlikte çalıp İnşallah. Bir de önümüzdeki hafta
yine unutmayalım, az önce de söyledim. Bektaş Yıldız. Bektaş abimiz konuğumuz olacak. Yine Sivas yöresinin kava zurnasıyla Azimet Demirci olacak. Mey dinletisi yapacağız, kaval dinletisi yapacağız. Böyle solo dinletilerimiz olacak. Sevgili Cengiz Erdoğan, orada oraya virgül koyarım. Eğer mey varsa ben işi gücü bırakıp, işi gücü bırakıp geleceğim inşallah. Güzel bir program olur. Naçizane bir şeyler yapmaya çalıştık. Hatamız varsa affola. Af edeceğinizi biliyoruz sevgili canlar. Bunu da mağdur görün. Çünkü ikinci bir televizyon programımız bu. Usta TV, gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Bizim kanalı olacak. Kurucusuna, yöneticisine, rejideki tüm arkadaşlara selam ve saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsın Cengiz Erdoğan. İyi ki Sivaslısın, iyi ki İmranlısın. Gurur duyuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Tüm canlara, tüm sevdiklerimize iyi akşamlar diliyorum. Herkese sağlık diliyorum. Uzun ömürler diliyorum. Devamı da olacak inşallah. İnşallah. Usta TV sadece müzik kanalı değil. Burada kültür yaşayacak, sanat yaşayacak, bilim konuşulacak. Pek yakın zamanda yine üniversiteden değerli eğitmenler, hocalarımız. İnşallah konumuz olacak. Bizi yüklendirecekler sağlık açısından, bilgi açısından. Teknoloji burada sergileyeceğiz, bilim sergileyeceğiz. Ara sıra siyaset konuşacağız. Tabii siyaset, müzik siyaseti yapacağız. Müziğimizle konuşacağız, hayata dair güzellikler anlatacağız. İşte bağlama kemençe deyip geçmeyin, bu hayatın renkleridir. Kimi zaman acımızı, kimi zaman sevincimizi, üzüntümüzü, dertlerimizi paylaştığımız, ortak paydamızın buluştuğu can yoldaşımız bu müzik aletleri. Ben öyle görüyorum Barış. Evet, aynen doğrudur. Bunlar ailemizin fertleridir. Cengiz Erdoğan diyorsa doğrudur. Cengiz Erdoğan aynı zamanda bir sürü enstrüman çalıyor gerçekten. O da güzel bir şeydir yani, mutlaka. İcra etmeye çalışıyoruz. Güzel bir şeydir o da. Çalıyor deyince yanlış anlaşılır. Yok, kendi... Biz icracıyız. Çalmayı bize göre değil, bir tek enstrüman çalarız. Başka bir şey çalmayız. Yok, biz zaten öyle bir imkanımız yok. Çalmayı biz çalamıyoruz. Çaldığımızı söylüyoruz biz. Evet. O ayrı bir şey. O siyaset politikaya giriyor Cengiz'in. Evet. Fazla söze gerek yok. Onun için çok çok teşekkür ediyorum Cengiz Erdoğan. Emeğine, yüreğine, Usta TV'ye, dediğim gibi Cengiz Usta'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. İyi ki varsınız. Her zaman fırsat buldukça ben buraya geldiğimde kendimi buluyorum. Gerçekten çok keyif alıyorum sevgili canlar. Bu sadece laf değil, sözde değil, özde diyorum bunu. Gerçekten bütün canlarımızı bekliyoruz. Tüm güzel insanlarımız, çocuklarımız, kardeşlerimiz enstrüman çalsınlar, bir şeyler yapsınlar. Güzel bir şeyler enstrüman çalmak. Ama tabii ki bugünkü şartlarda iş, sağlık bunlar çok önemli. Ama demin dedin ya işte bir sağlık açısından da bir ele alacağız demiştiniz. Gerçekten ona da ihtiyacımız vardır. Ona da ihtiyacımız vardır. Ben fazla sözü uzatmayalım Cengiz Erdoğan. Bize ayrılan süreyi aştık galiba. Ben tekrardan teşekkür ederim. Rejiden bize haber geliyor. Evet, zamanımız bitti diye. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Barış Özcan abimize. İyi ki varsın. Seni bir daha aramızda göreceğiz inşallah. Memnuniyetle. Çok bugün teşekkür programımız ediyorum. Programımız bu kadar diyelim. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum.